Kanka yürüyerek elimize geçsek. Of. Şimdi hızlı hızlı geçeceğiz, tamam, yapacak bir şey yok. Hızlı. Selamlar. Yine ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bisiklet turuna çıkacağız. Şöyle yapalım ki küfür etmesinler. Yol kapattık diye. Arkadaşlar bu bisiklet turunu nasıl yapacağız? Buradan başlayacağız. Güzelbahçe'ye kadar. Yerse yiyeceğini pek düşünmüyorum ama Urla'ya da kadar da devam edeceğiz. Tabii buranın da bir de dönüşü var. Bu gezide bize Bir.com'dan aldığım Squidy yardımcı olacak. Squidy nedir? Aha da budur. Ahtapot. Tam anlamıyla bir ahtapot. İki tane aparat var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Birisi aksiyon kamerasının, birisi de telefon için. Şu şekilde telefonla buraya takıyoruz. Vakumlu özelliği sayesinde herhangi bir atlamada, zıplamada, hoplamada düşme gibi bir ihtimal bulunmuyor arkadaşlar. Biz de bu şekilde istediğimiz gibi bisiklet süreceğiz. Tabii ki 4 tane davarla birlikte. Davarlar da bunlar. Arkadaşlar bir de ben. Hepimiz de kısayız arkadaşlar. Aklımıza şu geldi. Erebor'a yürüyen cüceler. Bilir misiniz Hobbit'i? Onun gibi olacağız arkadaşlar. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Göreceğiz arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar şu an Göztepe'deyiz. Göztepe'ye de bu arada tramvay falan yapıldı. Bak çek oradan çek. Çek bak gördün değil mi? İzmir güzelleşiyor. İzmir bir Avrupa şehri oluyor. Yaşanabilir şehir İzmir. Bu diğer Squidy'yi de Serkan'ın bisikletine bağlayalım ki ne kadar çok açı o kadar çok iyi video. Değil mi? Bakın şu şekilde vakumlu şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şu şekilde de yaptın mı yiyecek? Artık buna gayrı hiçbir şey olmaz. Haydi yürüyün. Erobara. Arkadaşlar şimdi takip edeceğimiz yol şu şekilde. Öncelikle karanlık ormana gireceğiz. Karanlık ormandan dar keçi patikasına geçtikten sonra karlı dağlara geçeceğiz. Oradan gerisine bisikletle devam edemeyeceğimiz için ne yapacağız? Katır ve kızaklarla. Hadi gidelim. Oğlum niye bisiklet yoluna gitmiyoruz lan? Şerefsizler. Serkan birader yoruldum ya. Çok yoruldum. Barış dursun abi. Dur bir şey diyeceğim dur. Dur lan bir şey diyeceğim. Düdüt. Selamünaleyküm dayı. Kral, iyi dedin kral. Selamünaleyküm. Kız düşersin valla düşersin bak. Arkadaşlar bisiklet yolunu kullanın ki yayalara öncelik verir. Ama yayalar size hiçbir zaman öncelik vermez. Çünkü neden? Kendimden biliyorum. Şaka bir yana harbiden bisikletlere öncelik vermek lazım arkadaşlar. Aynı zamanda motosikletlilere de. Ya aslında yol yakınken geri mi dönsek ya? Önemli olan yani bu yola çıkmaktı. Orman yanıyor bir gün Serkan hocam. Bütün canlılar ormanı söndürmek için yangına koşuyor ellerinde suyla. Fil de burnunu suyla doldurmuş efendim. Sonra yolda bir karıncayla karşılaşıyor. Karınca da bir damla su var elinde. Fil diyor ki yav diyor sen ne yapıyorsun gerizekalı. Karınca da diyor ki önemli olan bu yola çıkmaktı. Velhasıl hadi geri dönelim. Ya aslında bizim almamız gereken şey ne su ne yiyecek ne pompaymış. Ya bizim almamız gereken şey pişik kremiymiş. Vallahi billahi ya. Yandı. Yemin ediyorum yandı. Evet arkadaşlar molayı da değerlendirelim. Size şurayı göstereyim. Bu eski bir denizaltı arkadaşlar. İncir altında. İçerisi müze. Ben birinci sınıftayken yani 2010'da falan gelmiştim. Bayağı daracık yolları falan var. Yani şu kadarcık bir arada yatıyorlar. Aynen askerler şu kadarcık bir arada yatıyorlar. Yani ranzalar bu kadar aralıklarda. Bayağı güzel bir yer. Eğer İzmir'e gelirseniz buraya da gidebilirsiniz deyip böyle gezi videosu gibi böyle devam edeyim ben. Şimdi de İzmir'in İnciraltı ilçesindeyiz. Buyurun gidelim. Kral 3. Richard diyor ki 3. Haçlı Seferi'ni düzenlemeliyiz. Yapmalıyız bu işi. Kudüs bizim olmalı diyor. Tam bu sırada oradan tapınakçılardan biri çıkıp diyor ki vallahi iyi dedin kral. Selamünaleyküm. Arkadaşlar az önce bahsettiğim denizaltının girişi şu an bu şekilde. Muhtemelen hafta sonu diye böyle. Bugün günlerden pazar. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Hiçbir fikrim yok. Aman dede.
Oğlum sen kadına ne yaptın lan? Kanka bir şey demedim ki sen. Teyze dedim, o tam heyecanlandı biraz. Teyzenin arkamdan koydu adamı mesela, ama ben yiyorum. Evet. Benim nerede lan benim? Allah Allah. Olur o kadar. Videonun selameti için böyle şeyler gerekli. Videonun başlığı belli oldu. Aynen. Teyze bana beyinsiz dedi. Benim nerede lan benim? Arkadaşlar şu an Serkan yolu biliyorum diye bizi buraya getirdi. Şu an KYK'nın içine gireceğiz ve yolda bizi köpek kovaladı. Ve kötü olan şu ki geri dönüş yolunda yine köpek var. Abi öyle bir salaklık yok ya. Biz nasıl gideceğiz gençler şimdi geri? Buradan yok mu dönüş? Sıçtık. Sıçtık vallahi. Köpek var ama gelişte, dönüşte. Yok. Eyvah. Oğlum burada köpek var. Uçarak geldik. Yürüyerek sürdük geldik işte. Burada hiçbir yerde çıkıyor. Siz nasıl gidiyorsunuz buradan? Allah köpekle nasıl geçiyorsunuz? Allah kahretsin ya. Serkan ben senin yolu biliyor. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Oradan geçmek zorundayız. Aynen. Ben gelmiyorum, siz gidin. Gençler buradan çıkış yok mu ya? Köpek götümü ısırıyordu lan. Şu yol nereye çıkıyor? Oradaki köpek ısırıyor mu yoksa sadece havlıyor mu? Ya o sizi sadece gösterecek. Heee. İlk ısırılan biz olacağız. Aynen, ilk ısırılan biz olacağız, öyle gözüküyor. Abi korkuyorum. Neyse hadi, yapacak bir şey yok. Hadi sabitliyoruz kanka, yapacak bir şey hadi. Hadi ya Allah, bismillah gelin. Ya kanka ne bileyim, dayı var dedi yol ya. Serkan ben senin birader yapacağın işi ya. Şuna bakar mısınız, yol yok arkadaşlar burada yani. Yol yok. Ben şimdi sessiz. Önce bir sessiz. Asiktir. Ne yapacağız oğlum? Köpek bey, biz oradan geçsek. Rica etsek. Abi. Gelin beyler, şimdi hızlı geçeceğiz, tamam, yapacak bir şey yok. Şöyle oş diye moş diyerek geçeceğiz yani, yapacak bir şey yok, tamam mı? Kanka yürüyerek elimize geçsek nasıl olur? Kanka bence şimdi şöyle geçelim. Ha? Nasıl? Aynen o hızla geçelim, durun bakın. Hızlan sikerler hızlan kanka. Bismillah. Ya Serkan bir daha senin lafına koyayım ben. Ya sus gerizekalı. Allah Allah. Bir de diyor ki burada oturdum ben 4 sene. Köpek saldırısından sonra yolumuza devam ediyoruz. Haritadan baktık, doğru yoldayızdır diye umuyoruz. Bu zorlu yolculukta bizi neler bekliyor? Ulan şaka maka, Mordor'a gitsek daha tehlikesizdi anasını satayım ya. Serkan şu an Gollum durumundasın, farkında mısın? Bizi yanlış yola sevk ettin. Aa, çalsak mı lan? Şimdi biz inanın köpek saldırdı, inanılmaz efor kaybettik. Yani bu hırsızlık sayılmaz. Ne diyorsunuz? Ben atlamaya korkuyorum abi. Şimdi köpek mepek vardır. Kendi tel var zaten. Ama buradan çalmışlar vakti zamanında, bak görüyor musun şu terliği? Aynen. Barış senin kolun uzunmuş, yapsana. Çek bakalım Barış. Bak Barış görüyor musun? Bak tam hırsız ya. Çek. Tam biz onu bekledik. Adam. Ha eli kaldı lan çocuğun orada. Ver bakalım. Gel bakalım. Eğer bu videoyu izliyorsan dayıcım lütfen hakkını helal et. Kendimizi ifşa alıyoruz canlı canlı. Hırsızlık yapıyoruz. Bak bakayım tadına. Ölürsen ilk önce sen öl. 10 numara. Ama harbiden lan güzel bir. Bakalım. Kemal, yer misin? Hi bitches. Hi bitches. Evet arkadaşlar, şu an sahil evlerine geldik. Bundan sonraki durak Güzelbahçe artık, değil mi? Lütfen artık Güzelbahçe olsun çünkü. Haydi vira bismillah. Sahil evlerinde kim takılır? Kim? Zenginler. Fakirler nerede takılır? Buca'da. Biz nerede takılıyoruz? Buca'da. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere herkes kasklı, dizlikli, eldivenli, tam teçhizat bisiklet sürüyor. Biz maraba gibi direkt uyandığımız gibi kalktık, aldık bisikletlere gidiyoruz. Silmeye yat, silmeye yat, Seko silmeye yat. Arkadaşlar şu an sahil evlerinin kalitesini düşürüyoruz. Nasıl mı? Buyurun. Yap bakayım. Arkadaşlar şu an inanılmaz geride kaldım. Bir sonraki durak Güzelbahçe ama herkes bitmiş durumda. Herkes deli gibi söyleniyor. Umarım sonuna kadar devam ederiz. Şunları ben bir geçeyim de. Hi bitches. Şu an arkadaşlar gördüğünüz üzere denize sıfır. Bu yolda devam edeceğiz ama herkes bitmiş durumda. Çok yoruldum. Hadi devam edelim.
Arkadaşlar şimdi iki tane yol var. Birisi otoban çevre yolu. Gördüğünüz üzere arabalar geçiyor. Birisi de bu yol. Çok fazla araba geçmiyor. Gayet eğlenceli. İnsan kendini inanılmaz özgür hissediyor. Magandalık yapıyorsunuz şu an. Şu an magandalık yapıyorsunuz. YouTuber Halil İbrahim Göker otobanda dehşet taştı. Parantez içinde şov haber. Evet arkadaşlar, sonunda güzel bahçeye geldik. Bayağı zorlu bir yolculuk oldu. Serkan'ın da sayesinde sağ olsun köpekler. Daha videoda yok ama iki kere daha yanlış yola saptık Serkan sayesinde, çok sağ olsun. Evet arkadaşlar, bu yolculuk esnasında Squiddy bize yardımcı oldu. Bir.com'un internet sitesindeki satış butonundan ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Biz gidelim şimdi bir yemek yiyelim. Dönüşü de açık konuşayım. Yani Esot'la döneceğiz. Yani belediye otobüsüyle döneceğiz arkadaşlar. Çünkü 30 kilometre bisiklet çevirdik. Yani 30 bin metre bisiklet çevirdik. Video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye'lar efendim.